Götland'da bizim tabiri caizse el omuza verdiler. Ondan sonra. Barbar kavimdir, severiz. Ya sorma, Estonya'ya daldık. Bir dövdü Estonyalılar bizi. Estonyalılar mı? Estonya'dan dayak yedik abi. O zamanlar Estonya'da mı varmış? Abi Estonya'dan dayak yedim. Moralim bozuldu zaten, hemen karıcığım diye ağlayarak seni çağırdım yani. Nedir şimdi yapmamız gereken anlamadım. Şimdi bak, biz bu oyunu seninle bu arada bir ara uzun uzun oynamamız lazım. Çünkü sen bunu çok seveceksin biraz sonra. Vurdu kırdı yok ama bunda. Vurdu kırdı yok, evet. Bak. Hazar ya! Oğuzlar! Aa, Oğuz diye mekan varmış burada. Ben bunu görmedim deminden beri. Oğuz Yadbulu oğlu mu? Tamam. Bak şimdi. Bu kaç senesi? 876. 867 senesindeyiz. 9. Tamam mı? 9. yüzyıl. Yes. Tamam. 867 senesinde bir yer oynayacağız. Ben çok büyük bir yer oynamaktan tırsıyorum. Çünkü hepsini yönetemem diye. Henüz oyunu çok bir bilmiyorum. Bir yer oynayacağız ne demek? Bunlar bizim oynayabildiğimiz herkes. Ha sen burada haritada bölge seçip orada mı oynuyorsun? Evet evet. Ben mesela demin şurada baktım, küçük mavi bir yer var. Dedim şunu oynayayım. Götland'in kralı çıktı bu işte. Bütün karımız kızımız herkes bubonic plague'den öldü. Oğlum onlar barbar lan, onlara bulaşılır mı? Bubonic plague'in Türkçesine biz ne diyoruz? Kara veba. Veba veba. Oğlumuz kızımız kara vebadan öldü. Bize de maske taktılar vebayı bizi yiyince. Phantom of the Opera gibi olduk. Sonra da şey bizi geldi öldürdü bayağı 5 saniyede. 1000 adamıyla geldi. Ne yapmışlar yalnız. Şurası bak. Oğlum senin o yüzyılda kuzeyde ne işin var ya? Biz de kuzeyliyiz dedik ama yeterince kuzeyli değilmişiz. Hayır, bir de gittik salak salak en küçük yeri seçtik. Gittim şu Estonya'ya girdim. Estonya'dan bile dayak yedim ya. Moralim bozuldu yani. Neyse, şimdi ben buralarda böyle bir yere seçeyim. Türk olayım böyle. Oğuz. Ama orada biraz büyük gibi. Ben bütün Oğuzları yönetemem. Daha böyle mesela Turgay diye bir yer var mesela. Onlar affedersin da Türk mü? Affedersin de Türklerin kurduğu küçük bir devlet mi var bebeğim? Türklerin kurduğu bütün devletler Nabu kadar haritalarda. Bunlar peki Türk mü? Come on! Kırgızhanlığı Türk mü? Evet. Aslında evet. Fakat orayı hiç yönetemezsin. Asla yönetemem bu arada. Ben küçücük Götland'ı yönetemedim. Oğuzlara gel şu Bizans İmparatorluğu'nun doğusunda ne var o sırada? Bizans'ın. Doğusu, King Boris. Hayır doğusu. Abbasiler var. Abbasilerle Bizans arasında bir yer daha Emir var. Emir Mervan var. Anca orayı yönetirsin. Onlar da Arap. Onlar da Arabı. Anca orayı yönetirsin dedi bana ya. Beni... Çok küçük bir yer arıyorsan anca orayı bulursun yani. Peki burada beni harcamazlar mı ya? Harcarlar. Çünkü bir taraf Bizans, bir taraf Abbasi. Yani ben yerinde olsam Oğuzları seçerim. Bu kim? Bu Hazarlar kim? Hazarlar da Türk Kağanlığı. Bu. Hazar Türk Kağanlığı, evet. Çinli'ye benziyor bu. Olabilir. Yani öyle çizmiş olabilirler. Hazarların neye benzediğini biz çok iyi bilmiyoruz zaten ama genellikle özellikle yönetici sınıfı açık renk. Onu biliyoruz. Abazya var. Bu Abazya neredeyse? Abazya benim babaannemin memleketi aşkım. Hiç bunlarda Türk tipi yok. Onlar Türk değil aşk. Değil mi? Ortodoks diyor zaten. Gregorian falan diyor. Orası da Gürcistan. Prens Tornik var mesela. Neresiymiş burası? Taoklarjeti. Şimdi bak, bu yüzyılda Kaketi. Yerleşik kültürler, özellikle Hristiyan ülkelerin kültürleri, yerleşik kültür, yazılı kültür ve hep entrikalar, efendim planlar, bilmem neler falan. Ama tam bu yüzyılda eğer Türkleri oynarsan Türkler göğüs göğüse savaşır. Nadiren entrika çevirir. Senin arkandan entrika çevireceğine gelir senin kafanı keser. Oğuzlara daha böyle merttir yani, anlatabiliyor muyum? Kaan Kuruş. Çıkar karşına bir tane kor. Oğlu da Şahbaz Kuruşoğlu. Yani Hazarları oynamak isteyebilirsin ama o dönemin Hazar Hazarları ben bu kadar büyük. Ha, burayı mı diyorsun? O bana bozar ya. Çok Oğuz oyunu işte. Şu Oğuzların kuzeyinin haritasını biraz açsana bakayım, oralarda vardır. Daha küçük. Bu kim mesela? Bak Jent. Çeftan Kılıç. Hah. Bak. Doğanoğlu Jent. Kılıç Doğanoğlu. Bunu biraz atmışlar mı acaba? Ya o zamanın ya ne kadar bir kaydı bir vardır falan. Ki. Biraz yukarı çık bakayım. Turgan neymiş? Bak bu da Yunus. Sığınaklı Yunus. Turga var. Turga 2. Bunlar bu küçük küçük Moğol beylikleri herhalde. Ha bak, Astana beyliğini bile yapmışlar. Bravo. Çil bu. Sakız diye bir yer var. Şunu alabilir miyim? Bir? Yanlış mouse o. Peki bu mouse alacağım. Dur bakayım. Ay niye hareket ettiremiyorum? Ben ettireyim, nereye gideceğim? Kırı mı çıkacağım? Ha bununla mı? Ha bir bakayım ben dedim seni. Haritaya. Ozera ne ya?
Tatar Bunlar hep Moğol sembolü galiba. var da. Tatar sembolü mü bu? Evet, Tengriye şey. tapıyormuş bunlar. Evet, Moğollar Tengrici işte. Aa. Aa. Oğlum Türk Moğollar Tengrici ya. Ne Gök bileyim ben. Tanrı'ya taparlar ya. Aa, Biliyor musun orayı? Bu Sibir sonradan bütün Sibirya'yı fetheden krallık mı? Sibir. Yok. Oo, herifler buradan Ama çıkıp bütün Sibirya'yı Sibir, fethediyorlar o ha. hayır o kadar değil. Ama Sibir'de şey yine Türk halklarının da yaşadığı bir bölge. Yani ne bileyim ben Oğuzları tavsiye ederim açıkçası. Peki Hem de öğrenmiş Oğuzlar'da olursun, açar okursunuz. 9. yüzyıl Oğuzları çok önemlidir. Bu doğrudan atalarımız bizim. Bir şey diyeceğim. Peki Bu ben mesela bunları Oğuzlar, seçip şu ne yapayım? Hazarlar, mesela bu Hazar Krallığı var ya, Hmm. bu Hazar bölgesinden de bir sürü Anadolu göç aldı. Biz hep Oğuzları biliyoruz ama aslında Anadolu'da ciddi oranda Hazar Türkü de mevcut. Peki ben Oğuzları seçeyim sonra nereye saldırayım? Her tarafımız Türk bizim. Kafir Türk'e komşumuz var mı? saldırır anacım. Ha, Arapmış komşumuz. Tamam bunlara da alırım o zaman. Türk'e saldırır yani. Yok yok Arap komşumuz varmış zaten. Araplara Afganistan'ı alabilirsin. 867'de Müslümanlık var değil mi? Tabii ki. Ne zaman çıkıyor Müslümanlık? 7. yüzyıl hayatım. 7. yüzyıl. Ha bayağı kaç? 7. yüzyılda 200 yıldır artık falan kurumsal Müslümanlık olarak var. kurulmuş İslam Anladım. devletleri var. Yaygınlaşıyor. Ama bu dönem Müslümanlık böyle şey gibi biraz. Abi yeni bir din çıkmış. Yani Türkler için öyle. Aa çok ilginç Türkler ha. için böyle daha yeni yeni. Ha böyle de bir din varmış. Bir kısmı geçmiş, bir kısmının umurunda değil. Oo. Düşünsenize o zaman sadece şey muhabbeti var. Abi hipsterlar İslam'a inanıyor falan. Genel diğerleri hor görüyor falan böyle. Böyle bir dünya var o zaman. Cool yeni Yani din. genellikle Müslüman Araplar Türkleri hor görüyor o dönemlerde tabii. Medeniyetsiz barbarlar bunlar Ben falan sana bir şey diyorlar. söyleyeyim mi? Gel biz Oğuzları seçelim. Oğuzları seç. Oğuzlarla çıkalım. Hem de arada sırada açar Abbasileri okursunuz. fethedelim. Hem coğrafya öğrenirsiniz. Abbasileri fethetmemize daha var Full dalarız. aslında. Ya daha vardı işte. Biz öyle Yani oynayacağız. tarihsel olarak daha epey var. Ama tabii ki bir de şimdi Oğuz dediğin, yani Türk dediğin Batıyı fetheder. Doğuyla pek şey olmaz. Doğudan eğer ciddi bir tehlike falan gelmiyorsa kalkıp da doğuyu kolay kolay fethetmez. Mecbur kalacak bir şekilde. Anca o zaman doğuyu fetheder. Yaş 46. Bizim Türk oğlan dediğin daima batıya gider. Kaan Kuruş. Şimdi şuna bakmalısın. Mesela senin yaşadığın coğrafyada hayvanların için yeterince otlak, mera var mı? Yeterince su kaynağın var mı? Bütün bunlar varsa fetihlerini başka türde üretimler üzerinden zenginleşmiş ülkelere yönlendirebilirsin mesela. Senin zaten yeterince meran otlağın falan varsa gidersin ticaretle zenginleşmiş altını gümüşü bol bir ülke bulursun. Oraya saldırırsın, orayı yağmalarsın. O şekilde zenginleşirsin. Bu Koçolar kim peki? Aa Uygurlar var burada. Koçolar kim hakikaten? Uygur diyor bak. Koço diye bir isim hiç hatırlamıyorum. Ama tabii Maniçe Han 9. Uygur. yüzyıl. Bilmediğim çok isim vardır bu dönemde. Bilge Ha Hanlığındanmış şurası bu. bak. House of Bilge. Komple burası Mançurya mesela. Şu kısım komple Mançurya. Ama ne kadar küçük küçük bir sürü beylik, krallık bir şeyler. Evet ya. Şimdi ne güzel herkesi fethetmiş. Bir bakıyorsun. Aa bura Çin deyip geçiyorsun. Kaan Bilge of Ziyetsu. Bak Bilge Han var ama bu bizim bildiğimiz Bilge Kaan değildir. Hayır. O zaman Bilge çok popüler isim değil mi? İskender gibi herkese Bilge diye isim koyuyor. Yok. Yani bir Buraları hiç nevi biliyor ünvan musun? aslında o. Orası işte Mançurya dediğimiz coğrafya. Orada Çinli var, Türk var, Moğol var, Tatar var, 7 millet var. Biz nasıl buraları Çinlilere kaptırmışız ya? Abi orayla bizim hiç işimiz yok ki. Bizim buralarda gözümüz olmamış ki. Biz Ben sana ne nerelerdeyiz? diyorum? Türk dediğin daima batıyı fetheder. Mecbur kalmadıkça doğuya kolay kolay gitmez. Ya yağma yapacaktır ya zenginleşecektir. Anca o amaçla gider. Nedense hep öyle. Türklerin özellikle Oğuzların hareketleri hep batıya doğru. Burada ne Tabii ya? Burada niye bunda Arap Beyliği var? Moğolların şeyi de var. Samanit diye bir yer var. Bir şey var burada. Samaniler onlar. Kim bunlar? Bunlar da işte Müslüman bir tür imparatorluk. Müslümanın burada ne işi var? Yallah Arabistan'a. Gel biz bunları fethedelim. Ha? Bak şöyle yapalım. Olabilir. Şöyle yapalım şimdi. Biz bunlarla anlaşalım. Biz Oğuzlarla başlayalım. Buraya Oh, Abbasilere yine dalarız ama. ya Abbasiye gelerek denizi nasıl geçeceğim? Tekneyle geçeceğim. Önce Neyle geçeceğim? teknen mi var senin Oğuz olarak? Evet. Tekne mi bilir Oğuz?
Biliyordur belki. Oyun bu belki burada vardır. Ya Hazar Krallığı ile anlaşma yapacaksın. Kuzeyden aşağı ineceksin. Ama daha iyisi aşağı in. Şuraları bir güzel fethede fethede, yağmalaya yağmalaya öyle git. Ben şöyle düşünüyorum. Oğuzlarla başlayayım stratejim. Bak bu Oğuzlarla başlayacağım. Bu Jent'le Sığınak'la konuşacağım. Akılları varsa bunlar bana katılır. Ha. Ya da derler ki abi sen geç. Bizi üşendir yani. Geç kral derler ya da akılları varsa bana katıl. Bunda fındık kadar mekan zaten. Sonra Samanilere Fındık bir kadar gireceğim. da onların başkalarıyla ittifakları varsa Bak hiç hiç ben bunu beklemediğin düşünmüyorum anda ya. pat diye üstüne ordu gelir. Bak bir şey söyleyeyim. Ben bunu hiç düşünmüyorum. Yani şimdi bu küçük bir krallık ya, bu adam küçük olduğunu bilmiyor mu canım benim? Biliyor. O yüzden bu zaten hali hazırda birileriyle mutlaka bir ittifak kurmuştur. Ben bunu hiç düşünmüyorum. Demin Götland'da bu yüzden dayak yedim. Biz tarih okumamaktan. Bak gördünüz mü? Geldi gelir gelmez dedi ki bu küçük krallık değil mi? Kesin orayla burayla ittifakı vardır Yani diyor. birilerine mesela haraç veriyordur. Burada küçük kendi özerk beyliğini kurmuştur ama yıllık haraç veriyordur birisine, daha büyük bir kağınlığa bağlıdır. Zor duruma düştü mü o kağınlığın ordusu bir gelir adamın üstünden geçer. O yüzden iyi bakmak lazım. Yani bu Ben bu oyunda bilgiler bana veriliyor danışmanlık mu? yapmak ister misin? Olur. Ben gelin de seçemiyorum kendime. Sürekli gidip azgın köylüler buluyorum. Ya sen bu gelin 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 gelin. Yani Ya kardeşim. mertliğine, yiğitliğine güven kardeşim. Siyasi evlilik ondan sonra gelir. Sen Ben yiğit olacaksın, mert olacaksın ki sana tamam. büyük kral kızını versin. Tamam ama işte bak sen onu dinlemiyorsun. Ben zaten siyasi evlilik yapmıyorum ki. Sürekli azgın köylüler bulup sana kapatıyorum. Kardeşim. Sana prestijim düşüyor. Kızı da vermiyorlar bir Hayır, daha öyle profesör. yapmayacaksın. Han dediğin ne yapar? Soylu kadın bulur. Soylu kadınları vermiyorlar bana. Et, çünkü sen mertlik sergileyemiyorsun demek Yok ki. E sergileyemiyorum. işte yiğitlik, mertlik sergileyeceksin. O yüzden azgın Nam köylüler buluyorum. kazanacaksın, ün kazanacaksın, fetihler, metihler yapacaksın ki soylu kadını sana versinler. Soylu kadını alacaksın, sonra kendine bir harem kuracaksın. Oradan azgın mı topluyorsun? Ne yapıyorsan yap, oraya doldur hareminde keyfine Ama bak. kral kızları da hiç azgın Ama değil. Aksariyetle Katolik böyle oturuyorlar. herhalde O yani. da tatlı, keyifli deli yani böyle bir heyecan yok. Kusura bakma, o dönemin şartları böyle canım benim. Bir dakika bu arada, Bir bir tane saniye. baş hatun olacak. Baş hatun. Bir dakika Baş dur. hatun. Dur bir dakika. Can Gülçin 6. ayına girmiş. Ömer son yazılımcı Cüce. Hoş geldin Ceren abla demiş. Erman Özçelik. CS Lordluk Dük Obabey'i başlayıp yükselip önce devletin hakim olur sonra başkalarının hakim olabilirsin. Ha, bilmiyorum. Bu arada ay yine Kiril alfabesiyle yazıldığı için Murat mıydı? Demin abone olan arkadaşımız Azerbaycan'dan hoş geldin tekrar. 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Lütfen notification'ınızı kontrol edin. 5 kişiye abonelik geldi. Levent Fiçor 2. ayına girdi. Uğur Emre Doğru 8. ayına girdi. Erman dedi ki CS dedik ama ittifak olabilir saldırdıklarına bak önce dedik. Ya ben ne bileyim abi kalkıp gelmeye üşenir belki diye düşünmüştüm yani. Abaze'yi fethedi abi Kafkas dağlarını Ruslara kaptırmanı istemem. Ceren abla selamlar demiş Murat Yıldız. Dur peki. Abazya'da ne var anasını satayım? Bir zenginliği bir şey yok ya Abazya'nın. Abaze nereye ya? Az önce gösterdik ya şu Gürcistan'ın Şu mu? yanında ha. Bir Aa bu ne? zenginliği yok ki. Koskoca memleket yeşil her taraf, bu Peki kadar. Oğuzlar olup Abbasi falan boş verip direkt Bizans'a dalsak. Ama dalamayız ki ortalık çok Yo, karışık ya. dalarsın. O dönemde dalmışlıkları var da Abbasilere dalarsan çok zenginleşirsin ve çok itibar kazanırsın. Fakat Abbasileri aldıktan Arap sonra, dövmek o zaman da mı itibarlı ya? ama şundan, şimdi Abbasi krallığıdır. O zamanın Müslüman, o zaten halifeler o dönemde. Abbasi hilafeti var. Hilafeti ele geçirirsen orada yönetimi sağlayabilmek için Müslüman olmak zorundasın. Peki hanım bunlar falan nasıl Kimse takılıyorlar? Tengrici Türklere biat etmez Şuna bak. oralarda. Kont Vasak Ve diye adam oralar vardı çok da mesela. zengin. O dönemin en zengin toprakları oralar. Ticaret var, ham Buralar. maddeler var, kaynaklar var. Ne ararsan E var. tabi zaten burası işte şey değil mi? Neyi? Sümerlerin falan hani vakti zamanında. Tabii Mezopotamya. Mezopotamya. Yani Ha, her Mezopotamya. bakımdan son derece zengin bir bölge. Dolayısıyla o zamanın en zengin bölgesi. Zaten Haçlı seferleri de sonradan bu sebeple başlayacak Hazar biliyorsun. Türk diye destekçimiz var. Hazar Türk demiş ki Hazarları seçme abi Ceren abla selam demiş. Uğur Emre Doğru Aleyküm hoş selam. geldin. Oğuz. Ben peki Oğuzları seçiyorum o zaman. Tamam, seç. Basıyorum play'e. Bas. Peki Oğuzlar da uç beyliği falan gibi daha dandik birini seçemiyor muyuz ya? Canım benim, o zaman 9. yüzyılda Oğuzlar çok güçlü bir yapı. Tamam Dandik işte. falan Hayır beylikleri hayır. yok yani. Hayır ben onu diyorum işte. Mesela Oğuz ilinde ben Kaan Kuruş yöneteceğime atıyorum. Şuradan sorumlu adamı oynayayım mesela. Buranın başında Ha, kim öyle bir var filan. şey var mı? Şey, bu zaten hanlar hanıdır. Bunun altında küçük hanlar olması gerekir. O küçük hanlar burada gözüküyor mu bilmiyorum yani.
Sağ alttaki artıdan gelişmişlik haritasına geçebilirsin. Ya biz de işte oyunu yeni oynuyoruz şu an, bilemiyorum. Ha bunlar ne? Yoshi Titles. Ha ne kadar büyüyor? Realms. Mesela Oğuzların tümü. İmparatorluklar. Bu ne? Ama bu sonraki yüzyıl. Evet, bu şu an bunun tam bir şeyi karşılığı yok belli ki. Evet, o sonraki. Kingdom. Kingdom Titles. Ha bak, Jemba balık var. Bak Jemba'nın başında kim var mesela? Ama bu kaçıncı yüzyıla geldik? Hala 9'da Aynı mıyız? aynı. Küçültüyorum sadece bak. Bu krallık görünümü. Bu düş. Ya yani dük diyor şu anda. Dükün bizde karşılığı var mı bilmiyorum da işte. Neymiş bu mesela? Yo, bu hala Kaan Kuruş bakıyor buralara. Bizde tek adamcılık böyle demek ki. Bak bölgeleri farklı adama emanet Bizde etmemiş. tek adamcılık yok. House. Yo işte Ya yani House'uymuş burası. Oğuzlarda tek... Aa bak şurada Yabguluk var. Bak bakayım buna. Bu yine Tamam, şey. bunu oynayabilirsin ama bu Moğol muhtemelen. Bu ama döverim dediğim adam ya. Bu Oh döveceğimiz adamla mı oynayacağız şimdi? Aa onlar da Oğuz. adam. Orada da Oğuz halkı vardır. Ama galiba ambleminden anladığım kadarıyla Yabguluk dese de galiba orası Moğol. Tam emin olamadım ama. Bu da inançlar. Hangi bölge neye inanıyor? Bak buraya aşağıya dünya Müslüman demiyor. O şey, İslam'ın bir kolu gibi. Ha. Bak Sünni değil mesela yani. Yani. Koptlar var. Ha, kuşlar var. İbadiler var falan. Muvalladiler var. Bir dakika, bunlar İsmaililer var. Ha Ha. evet. Mezheplere göre, ekollere göre biraz bölmüşler galiba. Peki. Gökhan Çınar 10. ayına Çok güzel girmiş. haritalar yalnız Poyraz ha. Keloğlu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunun ikincisi biraz eskiydi ben. Bize hep chatte şey diyorlardı ya. Abla Crusader Kings girecek misiniz? İşte o eski bir oyundu birazcık artık. Bu geçen hafta çıktı yenisi. Yepyeni yenilediler her Bak şeyini. soğudular Oğuzlar. Şu Çok an güzel. şeye geçtik çünkü. Karluklar. Kültür görünümü var. Bu da o bölgelerdeki insanlar kimin kültürünü taşıyor görünümü. Seçenekler, kimlikler. Çok hoş. Bu House görünümü. Yani hangi bölgeyi hangi House yönetiyor. House'a biz Türkçe'de ne diyoruz? Hanedan. Hanedan. Tam bizde aslında tam karşılığı yok da hanedan diyoruz, geçiyoruz. Peki ben o zaman vallahi seçiyorum şeyi. Oğuzlara oyna. Oğuzları seçeyim bakayım. Ama şimdi Oğuzlara dayak yiyeyim. Ben çünkü her seferinde dayak yiyorum. Oğuzlara da dayak yemek Oğuzlarda da istemiyorum. dayak yiyeceksin. Yiyeceğim mi? A bak şurası Kuman yaymış. Ha. Kuman Kıpçaklar var. Kuman Kıpçaklarla ittifak kurabilirsen ve de kimeklerle batıya doğru baya güzel ilerleyebilirsin. Onlar kendi aralarında bölünmüşler bayağı ya. Ama Kuman Kıpçaklarla hemen hemen aynı dili konuşuyorsun. Öyle bir avantajın Ben var. seçiyorum Oğuzları. Kültürün aynı. Şeyin, inancın Seçtim. aynı. Pause'a da bastım. Ha, Öyle bir şey şimdi yapabilirsin. krallığa girdik şimdi, tamam mı? Oğuzların başında biz varız hanım. Bak burada da tipimiz var. Kaan Kuruşof Oğuz. Aa, böyle bir tacı mı varmış Türklerin? Kim bilir? Ne kadar saçma. 47 yaşındaymışız. Heteroseksüel bir bireymişiz. Allah Allah, cinsel yönelim de mi var ya? Var var. Ay çok tuhaf. Zalimmişiz. Zalim ve eli bolmuşuz ama yani. Halkımıza da para bol Of dağıtıyormuşuz. course. Öfkeli. Cömert olmazsan Türk halkı senin başında tutar mı? Adamı Tutan. keserler. Tutan da var. No way. Bilmiyorum. 9. yüzyıl Türklerinden bahsediyorsun. Ha. Ya en kötü kömür dağıtacaksın diyorsun Kömür ne abi? yani. Halkını zenginleştiremezsen arkada Osman var, dikkat et. Okumayı yazmayı seviyormuş bizim adam. Bir de yine okumayı yazmayı seviyormuş. Araştırmacı bir kişi çıktı. Güzel. Onun dışında Kitaplığı var mı mesela veya kütüphanesinde neler var falan görebiliyor musun? yok, o kadar Diye detaylı hayal değil. ettim. Onun dışında statlarına bakıyorum. Diplomasi de iyi. Okuma yazma da iyi. Geri kalan hiçbir şey de çok iyi değil. Bizim oğlan galiba savaşçı ailede. Aa oğlan da tırt. İki savaşı var. Adam yönetici, çok iyi savaşmak zorunda değil. Okay. Bir de 47 yaşında, 30 yaşına kadar iyi savaşmıştır. Ondan sonra kan olmuştur yüksek ihtimal. Prestijimiz 750, 21 altınımız var. Turda 2 altın geliyor. Bastık mı tuşa 300 kişi çıkıyor ki çok az. Niye 300 kişi çıkıyor arkadaşlar? Allah'ın dandik götlendiğinde de 300 kişi çıkarıyorduk biz. Gerçi belki bu 300'ü şeydir yani. Ha, concubine şimdi gel. Bak bu Levent bana. hocam selamlar. Ha, burası çok önemli hanım. Bak. Concubine'in Türkçesi ne? Cariye. Cariye. 3 tane cariye slotumuz var şimdi bizim. Allah'ım yarabbim ya. Dur. Bu nasıl Crusader Kings oynamak? Direkt karıya kıza yazıyorsun abi. Böyle bir şey yok ya. Yani devleti seçti. Sonra da konsubay. Niye böyle? Ya tamam Orduna bir da bak kaç kişi.
Kaç tane atlı var, kaç tane yaya var, piyade mi, tüfekli mi, ne tüfeği bu yüzyılda? Whatever. Bunlara niye bakmıyorsun hemen cariyeler mağariyeler ya? Şu an şöyle tuhaf bir durumumuz var bizim yalnız. Benimkinin yetkisi 4 tane mekan yönetecek gibiymiş. Şu an yönetebildiğimden çok mekanım var. Bana bağlı olan. Onları diyor adamlarına dağıt diyor mekanlarına. Evet. Onu nasıl yapacağız ki? Ne bileyim ben şey mi? Adamlarını karşına dizip tek tek yeteneklerine falan bakabiliyor musun? Evet evet. Yeni fethetmişiz herhalde şu anda böyle. O yüzden böyle oluyor. Şöyle yapman gerekir elinde tutmak istiyorsan. Halkın sevdiği birilerini seçmelisin. Ve sana sağlık tabii. Şu an bizim kültürümüz Oğuz kültürü diyor. Bir takım ona dair bilgiler gösteriyor burada. İnancımız Tengriizm diyor. Ezoterikmişiz biraz. Atalar kültü varmış. Sky Burial diye bir şey varmış bir de. Neyse o artık. Gök definleri. O dönemde Türklerde birkaç tarz cenaze var. Cenaze defnetme yöntemi var. Kemiklerini yakarsın. Bir insan öldüğü zaman ya da aynı Tibet'te olduğu gibi götürürsün cesedi dağa bırakırsın. Hayvanlar yer. Bizim dinimize göre günahlar şöyleymiş. Kolları kirletmek. Yalancılık, deceitful. Yani böyle kolpa adam oldun mu evlet günah. Yönetiminde o günahların hiçbiri işlemez kardeşim. Ama hayır o, ne oluyor biliyor musun? Eğer bir prensin veyahut da önemli birisinin bu günahlara sahip olduğunu halk öğrenirse destek kaybediyorsun. Tabii. Mesela yalan söylemek kendi büyük günah. Kendi halkına karşı o suçları işlemeyeceksin. Diplomasi de işleyebilirsin. Korkaklık büyük günah. Erbaytreli ne demek? Ha kafasına göre takılmak. Yani kültürü, adabı, örfü, adeti sallamamak çok büyük günah. Sevaplarsa... Törenin dışına asla çıkma. Ne yaparsan yap. Virtues da şeymiş. Oğuzları yönetiyorsan törenin dışına çıkma. Virtue'larımız da bizim dinimizde bilgelikmiş aslında. Yani wise man diyor. Başka bilgelik, adalet, adil olmak. İşte adalet, cesaret ve dürüstlük. Lan ne güzel dinmiş. Dinden biz, çok örf. Biz Tengrizm'e mi dönsek acaba ya? Yahu bunun Tengricilikle doğrudan alakası yok. Yok bizim mu? Örfümüz örf. Ya, örf dediğin şey dinden kaynaklanmayan şeydir. Bunların dinle alakası yok. Şimdi bu eurosentrik bir oyun olduğu için. Ortaya çıkardığı okay. Şey. Ama şimdi bu eurosentrik bir oyun olduğu için. Hı-hı. Adam ilk önce Crusader Kings deyip Avrupa'yı tasarlamış. Hı-hı. Avrupa'ya bir görev model kurmuş. Sonra diğer bütün medeniyetlerin huylarına Avrupa çerçevesinden bakmaya çalıştığı için bizim kültürümüz olan şey o sevap gözüyle yazmış Hayır, buraya. Hayır böyle tasarlamış olabilir ama bu bir gerçek. Yani bütün savaşçı milletlerde, bütün savaşçı kültürlerde bu böyledir. Dürüstlük, cesaret, adil olmak en önemli üç erdemdir. Yani yerleşik hayata geçmiş toplumlarda pek bunu göremezsin. Mesela bilgelik, felsefeden anlamak, politikadan anlamak bunlar daha önemli görülür. Ama bizimki gibi göçer, yarı göçer ve savaşçı toplumların tamamında bu böyledir yani. Çünkü onların başlıca hedefi hayatta kalmak ve müreffeh yaşamak. Kutsal şey bölgelerimiz yani, neymiş? Karakorum. Ve sürekli savaşla iç içe ola ola savaşın da kendi içinde bir ahlakı oluşuyor tabii ki. Yani. Bak, Karakorum, Kayalık, Kerç, Tavanbog ve Preslav bizim kutsal bölgemiz. Preslav niye? Karakorum zaten şey, Moğol İmparatorluğu'nun da başkenti olacak sonradan. Peki. Neyse dur tamam. Düşüyor. Samet doğru söyledi. Kurultay toplayabiliyor musun? Bilmem. Ya öyle bir şey olabilmesi gerekir. Az önce dedim ya böyle adamları karşına dizip tek tek bunların yetenekleri neymiş görebiliyor musun? Görebiliyorum şimdi yani bakacağım. Yani kurultay. Demin şimdi ben Götland'e girince kafama göre takıldım. Çok hızlı dayak yedim. O yüzden şimdi oyunda pause'u kaldırmadan önce her şeye bakıyorum açıkçası tek tek. Şu an ben Kaan Kuruş. Bir Emine var kızımız. Emine okuyayım mı o zamana göre ya? Tabi Müslüman olmuş bir Türk beyliğinden alınmış kızdır bir şeydir. Bir de Şahbaz var bizim oğlan. O da 21 yaşında. Ateistmiş yalnız bizim oğlan. Olabilir. Oğlum ne ateizmi bu devirde ya. Onun dışında konseyimizde kimler takılıyor? Kort diyor da Kort'un bizdeki karşılarına. Var nasıl yazılıyor? Coğurt. Ya bizim önde saray gelenler gibi. Yani şeyin. Saray halkı. Saray da o zamanın sarayı tabi büyük bir ota. Göçer Türkler için. Alp ama Digin, saray tabii. Bak Alp Digin, Hasan, çok Hatice, güzel yapmışlar. Serap, Tekin. Çünkü neden biliyor musunuz? Baturay, Vahide, Aydoğdu, Ertuğrul. O dönem böyle yeni yeni Müslüman olmuş
yönetici aileler var ya da işte boylar var ama hiç Müslüman olmamış Türkler de var. Şey çok ilginç değil mi bak? Dolayısıyla hepsi iç içe yaşıyorlar. Şey çok ilginç değil mi? Şimdi mesela 2020 senesi de Türkiye'de böyle ateizm, deizm falan artıyor. Çünkü böyle millet böyle ya Müslümanlık kaç senedir abi baydık falan tarzı Müslümanlıktan kopuyor. 800 senesinde de, 867 senesinde de bizim kız hemen Müslüman olmuş mesela. Çünkü o yeni ve cool ya o zaman. Yeni ve cool Anladın olduğu mı? için değildir. Ben babamın dinine inanmayacağım. Onun yerine Müslüman olacağım. Bütün Araplar artık Müslüman oluyor. Ya ciddi ciddi M-pop İslam'ı dinliyor filan. tanıyıp, beğenip, kabul eden bir sürü insan var o dönemde yani. Biraz cool'luk faktörü de vardır bence ama. Vardır tabii çünkü O sonuçta dönem bir yeni Arap bir rüzgarı din, esiyor dünyada yeni böyle filan. yeni yayılıyor. Arap rüzgarı falan değil. Yani şimdi o zamanın Müslüman olmuş Oğuz Türk'ü Araplaşmıyor ki. Zannedilenin aksine Müslümanlığı kabul edince birdenbire Arap olmuyorsun yani. Şey filan Hele değil o mi? zamanın Oğuz'u töresini bırakmaz yani öyle bir Şey şey filan yok. değil mi? Bizim dur. Ben hep bu karakterleri kafamda böyle canlandırıyorum böyle oynarken. Kaan Kuruş böyle sarayda falan geziyor. Oğlana bakıyor. Oğlan böyle işte ne bileyim çıkmış bahçede böyle kılıçla bilmem ne yapıyor. Güreşiyor müreşiyor falan. Aferin diyor. İyi oğlan yetiştiririz diyor. Kızın odasına gidiyor. Kız böyle Müslüman posterleri asmış duvarlarına. Kulaklığı takmış ilahi dinliyor böyle değil mi? Giriyor böyle odaya. Kızım ne bu bunlar böyle bunlar bizim kültürümüz değil falan diyor. Emine de diyor ki baba odama kapayacağım giriyor. Walkman'ı duvara vuruyor ilahi dinliyor orada. Evet ama bunu ben hayal ediyor olsam ha kızım dua mı edin okey şeklinde hayal ederim. Çünkü o dönemin Türk'ü ve Moğol'u için o dinden bu dinden olup olmaman onların umurunda değil. Töreyi terk etmeyeceksin. Ha, babası o zaman çok da Kendi kızmıyor. ailenin, kendi halkının, hanedanının çıkarını gözeteceksin. O dinden olmuşum, bu dinden olmuşum kimsenin umurunda değil Peki, açıkçası. ha o zaman daha da kötü şey gibi böyle. Hani böyle Cengiz Han'ın hanlığını biliyorsunuz nasıl yönettiğini biliyorsunuz herhalde. 9. yüzyıl Oğuz'u da çok farklı değil. Töreyi yok saymayacaksın. Okey, o kadar. o zaman peki şey mi? Mesela Kaan Kuruş böyle chill. Ya bizim kızdan Müslüman oldu yani çok sallamıyor ama. Kız böyle hipster tarzı biraz. Yani hani şey var ya vegan olunca habire vegan olduğunu söyleyenler var ya. Sofraya oturuyorlar böyle kız böyle şey diyor. Bugün de 5 vakit namaz kıldım filan diyor böyle sofrada herkes şey. Babasını kızdırmak için. Kıl kızım kıl. Sizin de dininiz öyle filan. Filan diyeyim. Türban saracağım başıma. Sar kızım sar filan. Dikkat çekmeyin. Yani şöyle bir şey var. Mesela Müslüman olmuş olabilirsin ama yine ülkedeki diğer dini ritüellere katılman bekleniyordu kesin. Çünkü o törenin ve örfün bir parçası. Yani hangi dinden olursan ol, töreni terk etmeyeceksin ya. Onu önemsiyorlardı yüksek ihtimal. Ya arkadaşlar, bana chat şunu söylemeniz lazım. 13 bölü 4 holdingimiz var. Bunları dağıtmamız lazım millete. Nasıl dağıtacağız? Bunun tuşu butonu nerede? Daha oyun yeni ya. Oyunda çok detay var. Bir sürü şeyi çözdüm, bir sürü şeyi de şu an çözemedim. Arkadaşlar, tek tanrılı dine geçen Türklerin hiçbiri asimile falan olmadı. Hah, tamam Coğrafya buldum. değiştiren Türkler asimile oldular. Mesela Kuman Kıpçaklar. Buldum buldum. Yani din değiştirince asimile olmuyorsun. Tarihsel olarak yanlış. Üzgünüm Bak. yani. Bak Çoğunuz şimdi. böyle inanıyor ama böyle değil. Mangşilak diye birisi var. Bura bizde Oh, galiba. Bura bizim başkent herhalde. Mangşilak bölgesi bizde. Tamam mı? shit. Kızılsu bak. Kızılsu diye yazmış zaten. Kızılsu diye bir bölge var. Karaboğazkol diyor bir yandan da. İsimler falan çok hoş ha. Burayı birine verebiliyorum mesela. Al sen yönet burayı diye. Sizin dostum kime vereceksin diyor. Bizim oğlana mı versem sınıra yakın? Bir dakika şimdi. Cenk etmeyi öğrensin falan. Sırf oğlun diye kayıramazsın. Adamların yeteneklerine bak. Halk ne kadar seviyor, ne kadar destekliyor ona bak. Şimdi ben sana şöyle Bir söyleyeyim. Bizim çok dakika. mekanımız var. Bu İlla ne? bir kısmına dandik adam düşecek. Bu Bahtır nedir? Baturay. Hayır, Bahadır. Bu kahraman demek. Bu ünvan Ha, mı? evet, şövalye işte. Ha. Şövalye diyor karşılığına. İşte bunun şövalyelikle alakası yok. Bu adam yaşarken Bahadır ünvanı aldıysa demek ki halk bunu daha çok seviyor. O yüzden Bahadır ünvanlılara sen özellikle bir dikkat et. Ha, lan danışmanla oynayınca çok iyi oluyor oyun ha. Ben var ya tipine göre Yani basıyordum. zannedersem eğer gerçekten tarihsel yaptılarsa bu oyunu ve Yor Bahtır diyorsa ve bu adam daha yaşarken Bahadır ünvanını aldıysa demek ki önemli biri. Dur ama şimdi basma. Ben basmıyorum sadece bakıyorum. Ha, şöyle bir şey Arrogant var. diyor bak. İşte şimdi bunlara Kibirliği Türk sevmez. Generous, okay. Deceitful Deceitful, yılan mı? Boş ver no. bunu geç. Bak bak sen yine Lowborn. Baturay vereceğiz biz ona. Lowborn olması önemli değil. Compassionate, Tutkulu. greedy diyor.
Olsun. Gregarious ne demek? Diplomasi konusunda iyi. Brilliant strategist, reckless. Yani eğer bunu oyunu gerçekten tarihsel bir oyunu yaptılarsa öncelikle generous ve brave birilerini seçmen gerekiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok fazla arazi var benim elimde. Bunların illa bir kısmına dandik adam düşecek yani. O en kötülerini en dandiklere verirsin. Okay. Military engineer. Peki. Brilliant strategist. Peki şuna ne diyorsun? Dur dur bir şey Bir söyleyeceğim. dakika ya. E bir dur biz de bir bakalım ya. Ama ben bir daha oyunu bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Sadistik mi? No. Go. Kol mu? Aydoğdu Hasan. isminde ne güzel. Çöl savaşçısı. Bizim de çocuğumuz Taf olsa ismini solcu. Aydoğdu koyalım mı ya? Çocuk yapacağız mı? Aa, yapalım Ha. Birinin ismi Aydoğdu, öbürünün ismi Gündoğdu olsun. Takılırlar böyle. Olur. Altay olsun. Ben Altay ismini istiyorum. O da göbek isimleri olsun ikisinin de. İkisinin de. Ha, Aydoğdu Altay, Gündoğdu Altay. Veririz eline Ay kılıçları, doğdu. göndeririz Doğa Koleji'ne. Boksuz hayatlar olur. Evde eğitirim bebeklerimi daha iyi. Evde kendim eğitirim. Göndeririz Kültür Koleji'ne, bok gibi yaşarlar. Niye kültür kolejine? Mahallenin okuluna gitsinler hadi yallah. Bunu bir söz kabul ediyorum. Tamam, bir şey söyleyeceğim ben sana. Bak bak. Yanda şimdi dur. Onlara baktın da bir, şu mouse'u bir kıpırdatmasan bir şey göstereceğim sana. Bunlar da karakterlerin özelliklerinin sayısal karşılığı. Şu sondaki iman ve pardon okuma yazma becerileri. Yani ne kadar kültürlü adam. Bu entrikacılık. Bu yöneticilik becerisi. Yani vergiyi topladı mı falan. Bu savaş becerisi. Bu da diplomasi becerisi. Şimdi benim bu şey bölgesi. Yani bir tavsiyelerimi sıralayacağım. Hiç lafımı bölme. Onu bir daha açsana. Tamam. Ben sana şunu söyleyeceğim ama lütfen bölgelere coğrafi olarak da bak. Mesela Karaboğaz Kol bizim biraz sonra döveceğimiz Tamam da kardeşim Araplarla sınır. burada Ben buraya savaşçı koysam daha iyi değil mi? strateji tasarlıyorum. O tabloyu bir daha aç. İlk danışmanlık tavsiyelerimi Ben önce sana bütün bölgeleri bir göstereyim. Çok bölge dağıtacağız. Hayır. Peki. Az önceki tabloyu bir aç lütfen. Kafam karışacak, aklım gidecek şimdi. Tamam açtım. Tavsiyem şu. Eğer bu bir tarih oyunuysa gerçekten. Tamam. Oyunu hiç bilmediğimi tekrar ediyorum. Tamam. Bütün iyi komutanlar, yani tarihte çok iyi komutanlar bir kere ya okur yazardır ve kitap okur ya da okur yazar olup kitap okuyan adamları daima yanında bulundurur. Tamam mı? Hı. Dolayısıyla eğer büyük bir ordu kumanda edilmesi gerekiyorsa ya da çok güçlü bir ülkeyle sınırdaşsan ve o sınıra bir ordu kurman gerekiyorsa okur yazar, bilge ve iyi savaşçı birini koymanı tavsiye ederim. Onun yanına da verilebiliyorsa diplomasiden anlayan bir danışman vermelisin. Böyle bir şey varsa. Tamam mı? Stratejik olarak en önemli bölgelere okuma yazması iyi olan birilerini vermeni tavsiye ederim. Ve aynı zamanda iyi savaşçı. Şimdi geçebiliriz. Tamam, bir bölgelerimize bakalım da. Burası bizim baş kızım. Burası Kızılsu. Burası üst yurt. Anlamadım. Oralar nereler? Farklı farklı küçük bir eyaletler diyelim yani. İlçeler. Ya senin çevrendeki en ciddi rakibin kim? En güçlü Ya sınırındaki en güçlü adamlar kim senin? Benim aslında şöyle baktığın zaman eğer yukarıdaki sakızlar makızlar bunlar bize saldırmazsa Hazarlar da bize saldırmaz diye düşünüyorum. Niye bilmiyorum. Benim şu an gözüme kestirdiğim bir jent var. Bir de Afrikit var. Afrikitlere ben dalacağım zaten. Çünkü Bir bunlar şey Arap. diyeceğim. Hazar'la olan sınırında bulunan bölgeyi diplomasiden iyi anlayan birini mesela ben olsam koyarım. Çünkü Hazarlar o dönem ciddi güçlü bir imparatorluk. Onlar seni yutmak isteyecektir illaki. Okumu yutarlar. Boğazlarında kalırız biz adamın. Hazar onlar canım benim. Hiçbir şey olmaz. Kaşkil. Buraya ha. Buraya diyorsun diplomasiyi bilen birini koy öyle mi? Ben olsa böyle yaparım. Diplomasi skili yüksek birini koymayı tercih ederim. Çünkü Hazar Kağanlığı nasıl diyeyim? Hanedan yani yönetici sınıfı okur yazar, her şeyden anlayan Aydoğdu var şey bizim. Aydoğdu'yu adamlar. koyayım oraya.
sakin de adam. Hani Hazarlar böyle falan derlerse böyle. Sakin ama cesur da olmalı. Cesur mu? Compassionate. Yok, bu böyle daha böyle minnak bir tip böyle Ay, biraz. saftiriyi koyma. Saftirikse koyma, naif diyor. Evet, biraz minnoş yani. Diplomasiden iyi anlayan birini koymalısın. Diplomasi Hayır, kimi iyi. naive appeaser diyor. Yani böyle art niyet aramıyor karşındakinde. Bu sayede diplomasi artı iki oluyormuş ama. Tamam, saftirik demektir. Ama Bence diplomasiye yani. Ha, diplomasiye... artı iki veriyor bu da. Ha. Yani her gelene art niyetle bakmıyor böyle. Yani Ben bunu veriyorum buraya ya. Hazar'dan gelene birazcık... Ben verdim bunu kral. İyi pek. Hadi yallah. Tamam. Vassalımız oldu artık o bizim. Türkiye'deki Türkçemizdeki, güzel Türkçemizdeki karşılığı nedir bilmiyorum ama. Şu Afrigi'de saldıracaksan onlarla olan sınırına da passionate, sadistik birini koy. Buraya. Tamam. Şuraya, şuraya. Şu... Ha dur bir dakika. Eğer Dur bir oraya saniye. saldıracaksan şu sınıra sadistik birini koymalısın. Burası impassable terrain diyor bu arada. Çok ilginç bir şey Ne demek göstermiş. o? Şu bölge var ya, şu iki şeyin arasındaki. Ha. Bu bölge. Dur. Burası. Burası Çöl galiba mü çöl. orası? Çöl. Buraya kimseyi Ha. atamıyorsun. Şu an benim. O zaman onun sağına, Hazar'ın Aynen. kıyısına koy. Bu kasarma ve bu şeye, bu bölgeye, şu bölgenin ismi ne? Ha, tamam. Anladın mı? Karaboğaz Kol. Karaboğaz Kol. Burası Evet, benim evet, asıl evet. bu heriflerle Bu arada benim sınırım. yazdığım roman burada da geçiyor. Öyle mi? Çok ilginç, evet. Tam bu bölgede geçiyor hatta bir kısmı. Bu civara Ben Karaboğaz Kol'a şöyle delikanlı bizim sadistik olanı koy. Oraya saldıracağım madem. sadistimiz var, bir de şeyimiz var ha. Yani İskender Baturay var kimmiş bak. ya? Bahadır dedim buna. Bahadır, Bahadır. Tamam, Baturay herifin ismi ama. Ha. Yani onu mu koy? Birileri vardı ya, sadistik birileri. Onları koy, psikolojik savaşta da iyi olsunlar. Alptigin var. Alptigin şöyle bir puşt. Alptigin'i anlatayım sana. Ama Alptigin ihanet edecek kötü adam diyorlar ya. We'll act against you and others according to his personality. Oh no. Löle bir eleman bu biraz. Boş ver. Hanedanını alır elinden. Hanedan da alamaz da. Alır. Lavukluk yapar. Karaboğaz Kol'a kimi koysak işte. Ne zor işler be. Peki şimdi bak, Alptigin tam bir puşt. Bir de Baturay var. Baturay chill bir person. Biraz kafasına göre hareket ediyor ama. Birinin stratejist herif bir de yani. Kafa da iyi Aa, çalışıyor. Brilliant stratejistse o zaman onu koy. Koyuyorum Şey, Baturay'ı. evet onu koy, Verdim onu koy. Baturay'ı o zaman. Ver ver. Ya Allah Baturay. Aa bak burada da bir dakika şimdi. Bak bir daha büyüt. Uz boy mu? Ha, burada Oğuzlar var, burada Uzlar var. Burası senin değil, değil mi? Senin mi Yok. burası? Uz boyu Marzoban Kaytun diye birisi yönetiyormuş. Ha, sen önce canım bunu kendine bağla. Ama bunlar şeye bağlı. Afrikitlere bağlı yine. Tamam işte, sen buraya saldırmayacak Tabii mısın? ilk Sen buraya burayı ele dalıyorsun. geçirmeyecek misin? Ha Oğuz, ha Uz. Zaten aynı milliyetsiniz. Aynı etnisteden geliyorsunuz. Bu herifle Sen... biz aynı milliyetten miyiz ya? Evet. Marzoban ismi. Ha? Aynı. Aşari Oğuz diyor. Aa, Oğuz bunlar Evet, gerçekten. onlar da Oğuz. Aa. Aynı dili konuşuyorsun, aynı kökenden, aynı kültürden geliyorsun. Sen önce bu adamla ittifak kur, sonra beraber Afrigitlere saldır. Peki sırf haritadan bakarak bunların Oğuz olduğunu nereden bildin ya sen? Uz boy yazıyor. Vay be. Uz aynı şey. Ne güzel iş. Yani aynı köken, Göktürk Kağanlığı'nın yönettiği boylar bunlar. Aa, Oğuz zoom olarak da edince neyi geçiyor, fark Uz ettim? olarak da geçiyor. Afrigit Krallığı yukarıdan bakınca bu kadar gözüküyordu ya. Hı. Giriyoruz bak. Çöl. Çöl. İki tane mekanları var bunların. İşte ama Ulan zaten biz içinden sen geçeriz var ya. çölü geçeceğine şuraya geçmelisin. Çöle Tamam. hiç girmemelisin. O yüzden buraya önemli birini atadın. İşte o Uzlarla da ittifak yaparsan onların ülkesinden geçerek hiç çöle girmeden ülkenin asıl kısmını alırsın. O zaman bir diğer sınırım da burası. Bura ne bu? Kassarma. Kassarma'ya da Bir birini dakika koyalım. dur. Bir Tamam. dakika. Önce coğrafyayı inceleyelim. Tamam. Düşman coğrafyasını mı? Gürgenç. Kurda. Buralar çöl mü değil mi? Ona bir bak Değil bakalım. değil. Buralar mekan. Emin misin? Tabii. Çöl burası bak. Şurası çöl. Impassable terrain diyor mouse üstüne gidince. Birisi şurası çöl. O yüzden benim aslında iki sınırım var. Bir Karaboğaz Kol'dan buraya gireceğim. İki Kassarma'dan Gürgen'e gireceğim. Tamam. Bir de çok kasarsam 3 koldan gireyim dersen ne bu? Jangent'ten şeye girerim ama Jant'te şimdi orada başka Türkler var. Bunlar 3 gün sonra saldırır. Mangalımızı bozdunuz diye. O yüzden Bak Türkiye'de şurada da göremiyorsun. uzlar var. Üzgent. Uzgen. Bunlar da uzdur muhtemelen. Bak bakayım. Peki.
Bunlara da elçi gönderirsin. Siz de bana katılın dersin. Onlar da buradan saldırır. Çiftin Yunus bunların başında. Yunus baba var. Aa tamam işte. Yunus olsun. Baba. Ha? Öyle de yapabilirsin. Yani bir yandan bunlara elçi gönderirsin. Jende ve bunlara elçi gönderirsin. Bak. Kuriltay. Ha. Anladın mı? Burada da Oğuzlar var. Bu çevrede hep Oğuzların. Ben sana bir şey soracağım. Bunlar arkadan bizi saplar mı? Saplar. O yüzden saplamasın diye elçi gönderip kanka gel beraber yağmalayalım demelisin. Ben olsam öyle yaparım. Peki mesela Tarık bilen böyle yapar. Kılıç Doğanoğlu var burada. Ben bunlarla Highclaim. Personal Sway. Seduce Offer Guardianship. Offer Vassalage. Benim vassalım olur musun diyorum. Adam gir lan diyor. Vassalım olmuyor. Bir şey teklif et ama ya. Kuru kuruya benim vassalım olur musun denmez. Diyeceksin ki benim vassalım olursan bak şuraya beraber saldıracağız. Sen de şurayı şuraya yağmalayacaksın falan. Böyle detaylar evet de, veremiyor musun? İşte ya muhtemelen verebiliyorumdur da şu an bakınca göremiyorum. Şimdi chat'e soracağız ondan söyleyecekler. Arkadaşlar. Yani bir teklifte bulunmalısın. Komşuyla kuru kuruya böyle, niye gelsin adam sana biat etsin? Komşuyla böyle şey nasıl yapıyor? Ayart abiden. De. Ayartabiliyoruz bu arada. Ama şimdi ona girmeyelim. Lütfen. Come on. Oğuzları sadece Çinli prensesler ayartabilir arkadaşlar. Bir tek içkiye ve Çinli prenseslere yenik düşmüşlerdir tarihleri boyunca. O yüzden Oğuznamelerde, Dedem Korkut Oğuznamelerinde hep şey denir. Yani Oğuz'u uyku öldürür. Nasıl bir uyku? Sarhoşluk uykusu. Yani zurna gibi içmeyin. Verilen mesaj budur arkadaşlar. Çünkü zurna gibi içerler. Aynen Moğollar gibi. Ben şu Jende yakın toprakları da birine yazayım. Yangi kent. Grand Du. Herife bak savaşçılık sıfır herifte ya. Nasıl savaşçılık sıfır olabilir ya? 35 Ertuğrul. Savaşçılık sıfırsa nasıl Bahadır oluyor bu? Nasıl oluyor? İşte. Şey mi, soylu mu doğmuş? Ona bir bak bakayım. Yok, lowborn. Nasıl Bahadır oluyor savaşçılık sıfırsa? Savaşçılık sıfır da belki iyi yöneticidir, asker yöneticisidir yani. No. Kılıç kılıca girmemiştir. Bak bu tarihsel olarak yanlış mesela. Savaşçılığı sıfır olan adama Bahadır unvanı kimse vermez. Soylu olması lazım. Soyluysa belki hani. Burayı da bu üsteme vereyim. Yapıştır. Tamam. Yapıştırdık millete. Şimdi. Bir Çinli selamlar prensesimiz Emre. Var. Bak bir Çinli prensesimiz var. Ona da karıştırmayın. Onu da karıştırmayın diyor. Peki. Ne de anlıyorsunuz Çinli prensesler. Hepsi birbirine benziyor. Niye Emre severim biliyorsun. Çinli, Japon. Hoş yani. Genetik bir şey var galiba bu işte değil mi? Ne genetiği ya? Ecdadım da severmiş. Egzotiklik. Ben de seviyorum. Beni konuşturmayın. Egzotik yaratık arayışınız sonucu oluyor bunlar hep. İşiniz gücünüz egzotizm. Aa dur. Her şeyi dur. Dur. Benim karım yok. Dur. Ya oğlum ne? Önce bir Bahadırlık göster ya. Önce bir kahramanlık ulan, göster. Sen ne diyorsun? Karı da karı ne ya. Ne kahramanı? Oğuz ilinin başıyım da ben. Daha ne olsun daha? Ne? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Han Huruş. Ha. 47 yaşında. Hı. Evlenmemiş mi? Ya ölmüştür karım belli ki. Çünkü ve hetero. Oğlum var. Nasıl olabilir bu? Oğlum var 47 oğlum. 47 yaşına gelene kadar 40 tane çocuğun olması lazım. Yahu karım olmuştur ölmüştür ya. Ölmüştür gözükmüyordur karı, şu an. Karı da. Karı da karı. Bilge neye? Birini seç. Bilge. Neye savaşacağız biz? Sen Oğuz hanısın. Oğuz hanları baş hatunlarını bilge kadınlardan seçer. Neden? Ülkeyi beraber yönetecek. Karısından danışmanlık alacak. Bir şey söyleyeceğim. Bilgeyi falan geç şimdi. Azgın karı arama. Aklın varsa bilgeliğe önem verirsin. Azgın affedersiniz, çok affedersiniz. Kocam böyle bir insan olduğu için oyunlarda bunu söylemek zorundayım. Azgın hatunları toplar, haremine doldurursun. Baş hatununu daima bilge seç. Ülkeyi beraber yöneteceksin. Strateji bilgisi olan... Dur ama şimdi. Askerlikten az çok anlayan bir kadın bul kendini. Dur. Mümkünse Türk olsun. Tamam, Türk olmazsa mi? Kimse ona hatun demez. Niye? Osmanlı full sarıları koydu içeriye. Oğlum bu 9. yüzyıl Oğuz'u. Peki dur şimdi şöyle bir şey var. Osmanlı'daki sultanları halkın gördüğü mü var, bildiği mi var? Senin karın sürekli halk içinde olacak. Ya beraber yöneteceksin. Dur bir dinle. Senin şimdi bilgelik dediğin learning skill mi? Yani şey mi böyle kitap okumusun evet mu? Yoksa memleketi iyi yönetsin
Finansa kafası bassın mı? Yok. Bilge olsun, finans da bilirse Yoksa çok iyi. entrikaya mı kafası bassın? Entrikaya kafası bassın. Military skills'i varsa, yani şu üçü bir arada olabilirse, hem okur yazar olsun, hem military skills'i olsun, hem finanstan anlasın. Böyle karı bana Bu... geldi mi? Gelebilirim. Sen koskoca oğuz yavgususun. Tamam da yanına da Kırım yavrusu var, bize Tatlım, bakmazlar. Ha. eşini ben seçebilir miyim? Hayır, işte öyle yapamazsın. Ha, bak dur, azgın bir, yok azgın değilmiş bu. Pancabi mancabi alayım deme. Bulgar alabilirsin Aa, soyluysa. Punjab'ın neyini beğenmedim be? Ya bırak ya. Onu kimse sallamaz senin. Halkın sallamaz onu. Niye? İn Vaşnavizmli aşağı. kız işte. Sallamaz. Dur, ben entrikaya göre sıralattım. O zaman learning'e göre sıralatayım. Bilgeliğine göre sıralatayım. O dönemlerde ha Dilek Kırgızmış bak. Aşağı in. Aa, Kinek. bir şey söyleyeyim mi? O Dilek iyi, bak sayıların hepsi Dilek iyi, ortalama. Dilek iyi. Ama Gurandük. Aşağı in bakayım. Kuranduk abi, bak. Bak, Dilek'in neyi iyi biliyor musun? Selilay mı? Dilek azgın bir de. Ya Allah'ım beni neyle sınıyorsun ya Rabbim canlı Dur, yayında. dur, dur bak, bir dakika. Bir saniye dur ya. Bak, şimdi şöyle bir bakıyorsun statlara. Mesela bak, Kan Yuva diye bir tane hatun var. Learning 20, çok kafası basıyor ama mesela paradan hiç anlamıyor. Şimdi bu mobilya yığacak saraya, batacağız yani. Anladın mı? Kötü. Salome'ye bakıyorsun, learning'i yüksek ama bu da savaştan anlamıyor. Aman kocacığım, Fethiye gitme Geç falan. zaten. Ben direkt Dilek dedim o yüzden. Hızlı baktım onlara. Bak, Gurandük'e bakıyorsun, learning'i 19, eyvallah. Bu da paradan anlamıyor. Sevilay desen aynen. Niye karılar hiç Sevilay paradan? gelip gelip diyecek ki perdeleri yenileyelim, Başka kapıyı yok mu? değiştirelim. Aşağı in. Var da var da Hızlı oğlum. bakalım. Ostyak. Geç. Azgın da değil. Geç, geç, geç. Aa, şaman var. Şaman Aydın. Şamandan karı oluyor mu ya? Çok iyi Şamanlara olur bu arada ha. Aşağı in bakayım başka kim var? Pökla var. Songül diye birisi var. Pökla nereliymiş ya öyle? Pökla İskandinav Mari mı? diyor. Ha Bilmiyorum. Fin herhalde. Yo. Nerede bu? Çiftim E, Pırşıyor. bu geyik Insane sembolü Adventurer. ne? E tamam işte Fin. Sami. Aşağı in Ne bakayım. bildin ya? Diyeceğim tarihçisin tabii. Aa. Sarıkak, Ostyak, Kimek. Bak Şaman Güneş of Kimeklerden... Ozera. Şaman Dilber of Oo. Young Kent. Canım şuna bir bak bakayım. Hem Oğuz hem Şaman. Özellikleri neymiş? Okur yazar. Alçak gönüllü, aç gözlü ama sabırlı. Hem alçak gönüllü hem aç gözlü nasıl olunuyor? Yani artistik yapmıyor ama %10 fiyatları arttırıyor mesela. Ulan, hani böyle alttan alttan. Özgül var. Şu neymiş ya? Şu sembole bir bak bakayım. Pers mi bu? Evet, Pers Evet. geç. Niye ya? Geç geç. Özgül Kırgızmış. Laktan mı? Gel bakayım şuna. Tengrizim. Head of Fate. Laktan ne abi? Türk grubun bir parçasıymış. Aa, Tribal. Laktan diye Türkler de mi varmış? Vallahi var. Umay. Bu ne? Soylu mu? Aa, Umay bizim korttan zaten. House İmek'tenmiş. Ha, bir şey söyleyeceğim. Başkasının Noble as kızını mızını alsam Lion. olur, okey olur mu? Tabii. Şu ne? İşte Potential Alliance. Ha. Bununla anlaşınca Mugodzar Bak Hizle. puanları da gayet iyi. Puanları da iyi valla. Umay İmek. Bunu bir al kenara sen. Boşta kız ha. Şeyli yani. No. Ne be? Finfon düşünme. Ülke yönetiyorsun sen. Lan evlat mevlat. Dur. Kızın memleket Doğurgan nereymiş? mı? Daha önce çocuk doğurmuşluğu var mı? Doğurgan o, belli belli. Var mı bunun şeyi? Çünkü çocuk doğuramazsan hanedanın... Ya bir dakika, biz genç kadın alıyoruz. Ne demek önceden çocuk doğurmuş mu? Şimdi bazı siyasi Öyle bir şey mi var? evliliklerde şöyle olmuştur. Bir kadın önceden zaten bir çocuk doğurmuşsa ve erken yaşta kocası vefat etmişse o kadın daha çok tercih edilir. Çünkü kısır olmadığı bellidir. Ben yine daha birinci el ben. Neyse. Çünkü yani soylu kadın çocuk doğuramazsa yaptığı evliliğin hiçbir anlamı olmuyor maalesef o dönemler böyle. Ben şimdi ne söyleyeceğim sana asıl? Bizim Oğuz buraya. Bak, burası neymiş? Mügözdar Tepeleri. Buranın gelin prensesiymiş bu direkt. Umay mı? Ha. Al bunu. Ben bunu alıyorum ya. Al. Nasıl bu alıyoruz? Arrange marriage. Bir şeyler sunacaksın değil mi kıza? Kendimi sunacağım ya. İşte. Ne Kalınlık diyorsun? vereceksin, kalınlık. Kalınlık mı? Kalınlık. Ona diyeceksin ki sana işte şu kadar altın, bu kadar koyun, bu kadar keçi, bir şeyler vereceksin. Ona ve halkına büyük büyük hediyeler vereceksin. Kalınlık ha. Evet, buna kalınlık denir. Şimdi biz bu kızı Başlık alınca, parasından farklı bir bu çok şeydir. ilginç bir şey. Biz bu kızı alınca bize prestij yazmıyor.
Ama Ne kıza prestij münasebet? yazıyor. Kız 400 Hmm. prestij kazanıyor. Yani o seni Kaan'a verdik falan diyorlar herhalde. Okey. Peki onun Çünkü bunun prestiji senin ülkende de geçerli olacak değil mi? ya çünkü şöyle galiba bunlar tepeli olduğu için o kadar şey değil yani. Tepeli derken? Dağlı mı demek istiyorsun sen Dağlı bizim herhalde. Oğuzlara? Oğuz mu bu? Lan Oğuz ya. Kimek diyor? Oğuz E değil. aynı şey. Yani şey değil Hemen demek ki. hemen aynı şey. Neyse bak bu kadar toprakla alliance'ımız olacak bizim. Bunun babası neci? Kimekler biraz kuzeyinde bir kimek devleti vardı senin. Bura işte. Orası mı? Ha. Ha. Niye O bu. kimekler yazmıyor? Ha, dağların adı yazıyor. Bunları var ya kendimize alay aldık mı çok iyi olur ha Ya bu bak bu iş. dönem sen kimek, kuman, kıpçak, uz bu dört adı unutma. Bunların hepsiyle çok yakın ittifak Oo, kurabilirsin. kralın 1.000 tane adamı varmış. Hemen hemen Bastı mı aynı 1.000 adam şeysiniz. çıkarıyor reis be. Ne oluyor? Komşunun 1.000 adamı varmış. Bastık mı 1.000 adam çıkarıyor yeni bizim şey. Ne derler buna? Their military strength is superior to ours. Süper. Kayınbabam. Kayınbabamın 1.000 tane adamı varmış. Harika, harika. Tamam. Tam Yaz, kadını yapıştırıyorum. buldun. Yapıştır. Ama sen proposal derken yani hakikaten maddi bir şey sunamıyor musun? Yok ya benim tipim yeter. Bak. Evet. Bir şeyler teklif edebiliyor olman gerek. Geldi. Babası dedi ki veriyorum dedi kızı gladly dedi. accept your marriage proposal. You'll be joined with my daughter Umay in holy matrimony. Çok iyi. May Yashilhan bless your union. Yeşilhan. Göktanrı'nın Ha. adlarından bir tanesi. Ha. Evet. Bu iyi oyun bayağı o zaman. Evet, güzel. Şeyi de gözetmişler. Farklı Türk boylarının baş tanrıya verdikleri isimler değişir. Bir yerde mesela Tengere Kayrahan'dır, biri de Kök Tanrı'dır. Yüzyılına, bölgesine göre de değişir. Onları da gözetmişler. İlginç Uydur gerçekten. uydur yaz tabii. Ne uydur Sen lan? rahat mısın sandalyede? Hayır. Nasıl yapalım? Ben kahvemi alıp gelebilir miyim? Hadi kahveni al gel. Sen gelene kadar ben de hanımın tipini değiştiriyorum. Bu kafadaki tacı beğenmedim. Taç zaten çok şey. Börkü olması lazım. Börk. Börk mü? Ha, yok mu? Yok o değil. Bu hiç değil. Börk ne? Börk nasıl bir şey? Börk keçeden börkü olması gerekir. No way, no way. Balıkçı gibi gözlerime Alakası böyle. yok. Oy. Förş. Bu bile daha uygun. Ama börk yok mu ya? Öyle mi? Yani. Alakası yok. Bence sen kahveni al gel bu uzar. Kürklü bir şey giysin bari. Kürklü bir şey. Türbanlar var türlü türlü. Gördünüz mü danışman gelince nasıl oldu bir anda oyunumuz? Arkadaşlar bu hayatta ne diyor bizimkisi deminden beri? Karıyı bilge seçeceksin diyor. Bak. Bak bana diyor ki bana. Bana diyor ki karıyı diyor bilge seçeceksin diyor. Sen diyor anlamıyorsun diyor. Gelmiş burada tarihçi var benim evimde. 5 kütüphane Türk tarihi okumuş. Bana geliyor diyor ki tavsiye olarak diyor karıyı diyor bilge seçeceksin diyor. Bana diyor ha. Bilge hatun seçen seçmiş de. Neyse. Neyse. Ben evimi almışım danışmanı 10 sene önce. Oo. Hala bize tavsiye veriyor. Bilge kadın seçeceğim diye. Bak bak bak. Halk diyor bilge kadın sever diyor. Fikirlere bak fikirlere. Fikirlere bak. Ne kadar orijinal fikirler bunlar. Neyse siz belli etmeyin. Evet. Biz de diyoruz işte aşkım kadın seçecek bunu. Ay. Biz oyunu biz Crusader Kings'i gerçek hayatta oynuyoruz arkadaşlar. Buralar bize makara kukara buralar bize. Buralar bize makara kukara. Bizim hanımın dediği bu herhalde ya.
Ersan ölmez 50 boncuk demiş. Bay Bora Türe, eğer adam kızı vermem derse para yollayıp falan ikna edebiliyorsun veya daha önceden bir sırrını keşfettiysen tekniği tehdit edip alabiliyorsun diyor. Evet, niyeyse istemediler. Benim tipim yetti herhalde onlara. Ne giysek üstümüz acaba ya? Biraz tipimizi değiştirelim. Northern Byzantine Arabic Step ha. Step High Nobility. Oo. Ha, üstünde bu vardı ya benim zaten. Ya, hanımı diyor bilgeden seçeceğim diyor. Haydi bakalım. Oo, zırhlı olsun böyle, güzel olsun, tamam. Koskoca Kaan'sın abi, altın tacı bırakıp kumaş mı takacaksın? Ama kültürel bir şey yani bu. Kültürel bir şey arkadaşlar, öyle demeyin. Taca bak. Bir de taç maç falan bizim yani yanlış şey olur. Erki Akdeniz ne kadar güzel bir yayın. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim ya. Sağ olun. Lotus Crown. E peki yok mu bizim tarihimizde böyle taçlar gerçekten? Hiçbir taç takmamışız biz. Nazal Helmut vardı demin. Step Helmut. Ha. Ha tamam. Okey. Darth Vader gibi gezelim böyle işte. Mis. Tamam. Default. Boati. Boş ver. Bunlar Avrupalı tipi. Saçları ben, sakalları da siyah mı boyasam acaba? Hanım gel gel. Şeklimi yaptım. Selamlar CS yayınlar. Project X Cloud hakkında bilgin var mı? Yo, bir kan ekstra yok. Ha, Oh olmuş muyum? be. Evet, çünkü bir yüzyıl kadar sonra Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kuracaksın nasipse. Ben mi kuracağım? Tabii. Ben ne onlarım be? Oğuzlar kurdu orayı. Kim kurdu ya? O zaman üstümü de zırh gibi yapıyorum böyle. Savaşçı bir kral olduğum belli E olsun. tabii. Tamam. Şu uygundur. Gel hadi hanımı da giydirelim. Ay, Yeni süper olmuş be. gelin almışız. Biraz Hanım şekline bakalım. süper. Hanım güzel ha. Hanım minnak bir tip. Başlığı da birebir yapmışlar ya. Ciddi misin? Evet. Ya bütün Altay, Orta Asya, Sibirya coğrafyasında soylu kadınların giydiği başlık türü bu. Bu O ve zaman türevleri. kurcalamayalım. Kurcalama. Hayır. Kraliçe oğlum o. Saçını falan da mı Altın daha değiştirmeyelim? doğrusu. Değiştir. Topuz mapuz yapmasın Ne mı böyle? topuzu lan? Örgü olması lazım saçının. Saçını falan sarışın marışın yapsın mı? Böyle hani Saçmalama be. manita almışız ama kendimize bu kadar. Ya lütfen kadın olduğu halde bırakır mısın? Tamam. Peki sana bir şeyim daha var. Bizim oğlan da bekar. Oğlanı da bir alliance daha patlatsak mı şöyle? Patlatalım hadi. Hadi. Ne oldu bak, demin gelin bakıyorsun diye kızıyordun. Bin Ne kişilik yapayım, orduyu. teslim oldum senin arzularına artık Ya bırak. yani. Mecburen karı karı diye tutturdun, çok affedersiniz yani. Bin kişilik Hay orduyu. bıraksam yine azgın arıyordun. Siyasi evlilik yap bari. Bin kişilik orduyu arkamız alınca bir anda evliliğin mantığı çözüldü. Ben bıraksam alıyordun azgın karıyı. Olabilir. Acaba Hazarların bir kızımızı bir şey var mı ya? Hazarlar sana kız verir mi oğlum? Bir şansını dene Ya belki istiyorsun. Oğlum bu mu? değil değil ya, bizim oğlan o değil, ben Hazarlara bak, Hazarların oğlu bu. Benim oğlan bu be, benim oğlana baksana. Tipsizmiş. Biraz ama yine Dalyan gibi çocuk. Tipini Yani. değiştiririz ha biraz. Bak burada tip değiştirme butonu var. Tipi böyle de. İstersen hani böyle üstüne farklı bir kıyafet filan. Biraz giydir çocuğu Kafaya bari bir böyle ya. Bu ne lan? Hristiyan keşiş gibi oldu. rapçi gibi. Hı? Kürk, kürk. Kürk mü? Şey yapalım. Dur şurada demin bulmuştum. Seni şu Ha, tiple böyle gören yapayım buna. mı? Evet, bu Tatlış oldu uygundur. bak. Minnak bir tip oldu. Ama zırhı olması lazım üstünde. Kıvırcık saç da yapalım böyle. Lan Türk kıvırcık olur mu? Ne bileyim ben. Oğuz kıvırcık olur mu canım benim? Bilmiyorum ki. Sakalı uzatayım böyle. Saçma. O sakalla kimse seni ciddiye almaz. Ha. Böyle yapayım. Evet. Üstüne zırh yapman lazım. Tıraşlasam? Ay hiç olmadı be. Sakal ne önemli bir şey ya. Bu ne lan?
Makine mühendisliği öğrencisi oldu çocuk. İğrenç oldu, iğrenç oldu. İğrenç deme, bizim seyircimizin yarısında şu an böyledir. Kusura bakmayın, hiç hoş değil. Belki size yakışıyordur, bilemem de. Buna yakışmadı. Bütün erkekliğin %80'i gitti. Demin bulduk, bulmuştuk biz demin ya. Nerede? Gittikçe araba benzetiyorsun adamı. Türk, yani Oğuz Türk'ün de öyle bir surat kılı yok her şeyden evvel. Bu ne lan? Demin bulmuştuk, ne güzel. Neyse, ben default diyorum buna. Yine böyle olsun bari. Bunu da çok Anlayı beğenmedin sen ama. Anlayı düğün pastası şeklinde tacını halk içinde takmadı arkadaşlar. Osmanlı başka, Oğuzlar başka. Osmanlı ile kıyaslamayın Oğuzları. Üstüne zırh yapayım mı böyle? Tabii ki zırhı olması gerekiyor. Tamam. Şapkası iyi mi? O sakallar da hiç olmadı ki. Okey. Yani siyasi olarak algılamayın ama sarkık bıyıklı olması gerekiyor. Ya şimdi Müslümanlık falan da geliyor. Belki ufak ufak tarz değiştiriyoruzdur. Bizim memlekette olamaz mı? Abicim. Oğuz Türk'ünün öyle sakalı çıkmaz normalde. Yani gerçekçi oynayacaksak. Çünkü daha Farslarla tam olarak karışmalarına biraz daha zaman var. Pek zannetmiyorum. He, Farslarla karıştıracak olan da bizim çocuktur belki. Oğlum hani sen bir git Farsları bir karıştır filan. Bulamadı sakalı. Bulamadım. Ne yapayım, bunlar çıkıyor sürekli. İsminden de anlamıyoruz. Heh. Tamam. Bozma artık. Oldu mu? Tamam.